Merhaba arkadaşlar, ölçme dersi ikinci videomuzda beraberiz. Bu videoda korelasyon kavramından bahsedeceğiz. Kavram önemli, ÖSYM'nin yine ara ara soru sorduğu kavramlardan bir tanesi. Negatif korelasyon, pozitif korelasyon, nötr korelasyon, bunlarla ilgili soru geliyor karşımıza. O yüzden bilmemiz gereken önemli kavramlardan bir tanesi. Peki korelasyon nedir, tanım yapacak olursak? Korelasyon arkadaşlar, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi, bu ilişkinin yönünü ve aynı zamanda gücünü gösteren tekniğe korelasyon diyoruz. Yani özetle en az iki durum arasındaki ilişkidir. Bu ilişki güçlü mü zayıf mı, pozitif yönde mi, negatif yönde mi, bu değerleri gösteren istatistik tekniğine korelasyon dememiz gerekiyor arkadaşlar. Korelasyon katsayısı, korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değişir arkadaşlar. Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değişir. Şuraya da 0 diyeyim. -1'e doğru gittikçe ilişkinin gücü ne olur? Artar. +1'e doğru gittikçe ilişkinin gücü yine artar. Fakat sıfıra doğru gittikçe ne diyoruz? İlişkinin gücü azalır diyoruz arkadaşlar. -1'e doğru da +1'e doğru da ilişkinin gücü artar. Sıfıra doğru gittikçe ilişkinin gücü azalır. Demek ki, bak burası çok önemli. Demek ki eksi ya da artı olması ilişkinin gücünü göstermez. Eksi ya da artı olması ilişkinin yönünü gösterir. Negatif yönde mi, pozitif yönde mi? Peki ilişkinin gücünü gösteren şey nedir arkadaşlar? İlişkinin gücünü gösteren şey sayısal değerdir. Yani şunu demek istiyoruz. Mesela iki değişken arasındaki ilişkiye baktığımızda bir tanesini 0.46 bulduk. Hesaplanmış, bulunmuş. Nasıl bulundu önemli değil. Bir diğerinde arkadaşlar -0.70 bulduk. -0.70. Şu da artı. Şimdi buraya baktığımızda şu artı ya da eksi bu ilişkinin yönünü gösterecektir. Pozitif yönde mi yoksa negatif yönde mi? Şuradaki sayısal değerlerde ilişkinin gücünü gösterecektir. İlişkinin gücünü. Bu iki örneğe baktığımızda bakın hangisinde daha güçlü bir ilişki var? 0.70'te. -0.70 daha güçlü bir ilişki. Çünkü sayısal değeri daha büyük. Demek ki biz ilişkinin gücünü sorduğunda işaretine bakmıyoruz. Yani mutlak değer içerisinde düşünmemiz lazım. İşaretine bakmıyoruz. Hangisi daha güçlü? 0.70. İlişkinin yönünü sorduğunda o zaman eksi ya da artı olmasına bakmamız gerekiyor arkadaşlar. İşte bu şekilde korelasyonu ifade etmemiz gerekiyor. Artı yönlü mü, eksi yönlü mü, buna bakmamız lazım. Şimdi devam edelim. Korelasyonu 3'e ayıracağız. 3'e ayırmamız gerekiyor. Pozitif korelasyon. Bir diğeri negatif korelasyon. Bir diğeri de arkadaşlar nötr korelasyon. Pozitif korelasyonda asansör ilişkisi vardır. Yani pozitif korelasyonda değişkenlerden birisi arttıkça diğeri de artar. Ya da birisi azaldıkça diğeri de azalır. Yani değişkenlerimiz aynı yönlüdür. Biri artarken diğeri de artar. Biri azalırken diğeri de azalır. Yani asansör nereye çıkarsa sen de oraya çıkarsın gibi mantık söz konusu. Negatif korelasyondayız arkadaşlar. Burası tahterevalli ilişkisidir. Ama o kelimeyi yazamayacağım şu anda. Tahterevalli ilişkisi. Yani değişkenlerimiz zıt yönlüdür.
biri artarken diğeri azalır arkadaşlar. Tahterevalli gibi düşünün. Biri artarken diğeri azalır. Aralarında zıt yönlü bir ilişki söz konusudur. Nötr korelasyon ise ilişkisizdir. İlişkisiz. Bir değişken diğer değişkeni etkilemez diyoruz. Aralarında herhangi bir ilişki söz konusu değildir. Şimdi örneklendirelim. Nedir pozitif korelasyon örnekleri arkadaşlar? Örneğin düzenli ders çalışma, arttıkça ne olacaktır? Başarı artacaktır. Bakın değişkenlerin birisi arttıkça diğeri de artmaya başladı. Burada pozitif yönlü bir ilişki var. Ya da ders çalışma azaldıkça başarı da azalacaktır. Yine doğrusal bir ilişki söz konusu arkadaşlar. Mesela bir başka örnek, soru sayısı ile duyarlılık arasında böyle bir ilişki vardır. Soru sayısı ile duyarlılık. Yani soru sayısı arttıkça duyarlılık artmaya başlar. Çünkü birim küçülür, duyarlılık artar. Mesela cebimizdeki para miktarı ile mutluluk diyormuşum. Para miktarı arkadaşlar. Satın alma gücü arasında böyle bir ilişki vardır. Para miktarı arttıkça satın alma gücümüz artacaktır. Değişkenlerimiz doğrusal olarak ilerleyecek. Pozitif ilişki dememiz gerekiyor arkadaşlar. Ya da işte başka bir örnek verelim mesela. Örneğin şunu diyebiliriz. Yine soru sayısı arttıkça kapsam geçerliği artar. Soru sayısı arttıkça kapsam geçerliği artacaktır. Ya da Z puanı ile T puanı arasında böyle bir ilişki söz konusudur. Z puanı arttıkça T puanı da artmaya başlar. Burada belki şunu düşünebilirsiniz. Aklınıza şu gelmiştir. E hocam soru sayısı her arttığında kapsam geçerliği artar mı? Artmayabilir. Evet doğru, artmayabilir. Ya da para her şeyi satın almayabilir. Evet olabilir. Ya da soru sayısı her arttığında sınavın duyarlılığı kesin artacak diye bir kural yok. Evet artmayabilir. Yani buradaki ilişki illaki mükemmel olmak zorunda değil. Ama genelleme yapıyoruz burada. Genelleme yaptığımızda soru sayısı arttıkça genellikle duyarlılık artar. Tabii ki artmadığı örnekler de vardır ama zaten arkadaşlar illaki 1 olmasına gerek yok. 1 olmasına gerek yok. Yani 0.60, 0.70 de olabilir. Yani %100 olmayabilir. Bunu şimdi grafikte göstereceğim. Negatif korelasyonda ise zıt yönlü değişkenlerimiz biri artarken diğerinin azalması gerekiyor. Örneğin bir ölçme aracında hata arttıkça güvenirlik ne olur? Güvenirlik düşmeye başlar. Aralarında negatif bir ilişki vardır. Hata arttıkça güvenirlik azalır. Ya da kapsam geçerliği ile İş tutarlılık arasında, bunu ileride bahsedeceğiz. İş tutarlılık arasında böyle bir ilişki söz konusudur. Çünkü kapsam geçerliğinde birçok konudan soru sormamız lazım. Fakat iş tutarlılıkta tek konudan soru sormamız gerekiyor. Kapsam genişledikçe sınavın iş tutarlığı azalmaya başlar diyebiliriz arkadaşlar. Mesela yorgunluk, arttıkça dikkat düzeyi azalmaya başlar. Dikkat düzeyi azalır. Bakın değişkenler zıt yönlü. Biri artarken diğeri azalmaya başlar şeklinde söyleyebiliriz. Nötr korelasyonda ise aralarında herhangi bir ilişki yok. Bir değişken diğer değişkeni etkilemez arkadaşlar. Örneğin boy uzunluğu ile başarı arasında böyle bir ilişki vardır. Ya da işte saç rengi ile zeka düzeyi arasında böyle bir ilişki söz konusudur. Ya da memleket ile şu an çok saçmalayacağım. İşte ayakkabı numarası arasında böyle bir ilişki vardır. Ya da göz rengi ile
tuttuğu takım arasında böyle bir ilişki vardır. Bakın saçmalıyorum. Yani bir değişken diğer değişkeni etkilemez. Yani boy uzunluğu başarı var mı, ilişki yok. Saç rengi, zeka bir ilişki var mı? Yok. Bir değişken diğer değişkeni etkilemiyorsa işte bunlar arkadaşlar nötr ilişki dememiz lazım. Şimdi bunları grafik üzerinde göstereyim. Grafikte göstereyim bunları. Evet, şimdi grafiklerini görelim arkadaşlar. Pozitif korelasyon, negatif korelasyon ve nötr korelasyon. Grafikleri de önemli. Bu şekilde soru gelebiliyor karşımıza. Bakın pozitif korelasyonda değişkenlerimiz aynı yönlüydü. X değişkeni, Y değişkeni diyelim mesela. Baktığımızda 0,1 diye düşünelim. Yani pozitif artı kısmıydı ya, o yüzden 0,1 diye düşünelim. Y değişkeni 0'a yakınken bakın X değişkeni de 0'a yakın. Y değişkeni 1'e yakınken X değişkeni de bakın 1'e yakın. Biri arttıkça bakın diğeri de artıyor. Aralarında doğrusal bir ilişki var. Pozitif bir ilişki söz konusu. Alttakine baktığımızda yine X değişkeni ile Y değişkeni diyelim. Yine 0,1 diye göstereyim. 0,1. Bu da aynı. Burası 0'a yakınken burası da 0'a yakın. Burası 1'e yakınken bakın nerede kesişiyor X değişkeni ile? Bu da 1'e yakın. Peki ikisi arasında ne fark var? Burada bu farkı bilmemiz lazım. Önemli bir fark. Bize verdiği örneklerde değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren grafik doğrusal bir şekilde ilerliyorsa, hiç açılmadıysa, yani noktalar açılmadıysa, dümdüz gidiyorsa arkadaşlar, burada iki değişken arasındaki ilişki mükemmel bir ilişkidir. X ve Y değişken arasında tam bir ilişki vardır dememiz gerekiyor. İlişkinin gücü çok çok yüksek. Hatta tam bir ilişki var. Peki ne demek tam ilişki demek? Tam ilişki demek X değişkeni her arttığında Y değişkeni de artıyordur. Ama her arttığında. Mesela arkadaşlar çalışma başarı pozitiftir ama artı bir değildir. Yani bu değildir çalışma başarı. Çünkü her çalıştığında daha başarılı olmayabilirsin. Ya da işte demiştik az önce işte para satın alma gücü. Para her şeyi satın almayabilir. Artı bir olmayabilir. Ama örneğin Z puanı ile T puan arasında arkadaşlar artı bir bu şekilde bir ilişki vardır. Çünkü Z puanı her arttığında T puan da artar. Ama her arttığında zaten T'nin formülü 10Z artı 50 ileride göreceğiz. Yani formülde Z geçtiği için bu her arttığında bu da artacaktır. O zaman artı bir. Peki buradaki ilişki nedir arkadaşlar? Yine bu da pozitif ama buradaki ilişki üsttekine göre daha zayıf bir ilişki. Üsttekine göre daha zayıf. Çünkü bakın birazcık ne olmuş? Açılmış. Açıldığı zaman ilişkinin gücü düşmeye başlıyor. Mesela şu nokta nereden birleşiyor X ile? Şurada bir yerde. Ama hangisi tam olarak bilmiyoruz. Şu da olabilir, şu da olabilir, şu da olabilir, şu da olabilir. Nerede olduğunu tam bulamıyoruz. O zaman buradaki ilişkinin gücü biraz daha zayıflamaya başladı. Yani açıldıkça ilişkinin gücü zayıflar. Eğer şöyle olsaydı mesela daha da zayıflayacaktı. Dümdüz olursa tam ilişki, açıldıkça ilişkinin gücü zayıflamaya başlayacak. Negatif korelasyona geçtiğimizde yine mantık aynı. Yine X değişkeni, Y değişkeni diyelim. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar bakın X düşükken Y ile nerede birleşiyor? Hatta şunu da çizeyim. Y ile nerede birleşiyor? Yüksek yerde birleşiyor. Ya da X yüksekken şurada olsun. Y ile nerede birleşiyor? Bakın düşük yerde birleşiyor. Yani biri artarken diğeri azalmış. Negatif bir ilişki söz konusu. Yine bu şekilde verirse, hiç açılmadıysa buradaki ilişki eksi birdir arkadaşlar. Negatif mükemmel bir ilişki vardır. Eksi bir. Ama açıldıkça yine x'i diyeyim. Açıldıkça ilişkinin gücü azalmaya başlar. Mesela buradaki ilişki tabii ki tam bilemeyiz. Eksi 0,70 filandır. İşte bu biraz daha açıldı. Diyelim ki biraz daha açıldığını düşünelim. Eksi 0,40'a filan düştü. Yani burası açılmaya başladıkça ilişkinin gücü sıfıra doğru gitmeye başlar. Burada ise nötr bir ilişki söz konusu.
Bakın bir değişken diğer değişkeni etkilemez. Hem bu örnekte hem de bu örnekte ilişkinin gücü nötrdür arkadaşlar. Hani göz rengi başarı demiştik. İşte boy uzunluğu, zeka düzeyi gibi. Var mı bir ilişki? Yok. O zaman ilişkinin yönü de yok. Yani böyle mi gidiyor, böyle mi gidiyor? Bir yön yok ilişkide. Bakın bir sıfır yaptık burada. Burada ilişkisiz bir durum söz konusu dememiz gerekiyor. Bu da nötr ilişki. Bunların grafiklerini çizip hangisine örnek olarak verilebilir şeklinde soru gelebiliyor arkadaşlar. O yüzden bilmemiz lazım. Grafiklerimiz önemli. Şimdi korelasyonu son olarak bir de tabloda göstereyim. Bir tablo örneği vereyim. Sonra korelasyon kısmını kapatalım arkadaşlar. Bir tablo çizeyim şimdi. Evet, şimdi korelasyon arkadaşlar bir tablo üzerinden inceleyelim. Böyle bir örneklerde gelmişti geçmişlerde, tekrar gelebilir karşımıza. İşte derslerimiz tarih, coğrafya, matematik ve İngilizce. Tarih, coğrafya, matematik, İngilizce. Aralarındaki korelasyon katsayısını gösteriyor burada. Sayısal değerleri elde etmişiz. Nasıl elde ettiği çok önemli değil. Biz bunun üzerine yorum yapmamız lazım. Peki bu gibi tablo sorularında hangi soruların cevaplarını bulabiliriz? Bunları beraber konuşalım arkadaşlar. Burada soracağımız birinci soru. En yüksek ve en düşük ilişki, en yüksek ve en düşük ilişki hangi dersler arasındadır diye soracağım. Hangi dersler arasındadır? Arasındadır. Evet, önce bu soruyu bir cevaplandıralım arkadaşlar. En yüksek ve en düşük ilişki. Şimdi şunu biliyorduk ki korelasyon -1 ile +1 arasında değişiyordu. Eksiye doğru gittikçe de artıya doğru gittikçe de ilişkinin gücü artıyordu. O yüzden soruda baktığımız zaman soruya artı ya da eksi, yani pozitif ya da negatif demiş mi? Dememiş. Eğer demiyorsa arkadaşlar o zaman işaretine bakmayacağız. Çünkü işareti eksi ya da artı olması ilişkinin gücünü değil ilişkinin yönünü gösterir. Şimdi bu tip tablo sorularında şunu yapabilirsiniz. Şu birlerin olduğu yeri kapatın arkadaşlar. Birleri görmeyin. Neden birlerin olduğu yeri kapattık? Bakın hangi dersler birler? Tarih ve tarih. Coğrafya ile coğrafya bir. Matematik ile matematik bir. İngilizce ile İngilizce bir. Oysa korelasyonu tanımlarken en az iki değişken arasındaki ilişki diyoruz. Benimle ilişkim olur mu? Hani ilişki en az iki durum arasında olması lazım. O yüzden birleri kapatıyoruz. Birleri kapattığımızda şunu göreceksiniz. Şu taraf, şu tarafın simetri. Yani aynı rakamlardan zaten ikişer tane var. O yüzden sadece buraya da bakabilirsiniz. Ya da sadece buraya da bakabilirsiniz. Ya da komple bakın. Karar sizin. Buradaki en büyük sayıyı bulalım. Eksi ya da artı olmasına bakmaksızın ama. Yani işaret önemli değil. En büyük sayıyı bulalım arkadaşlar. En büyük sayı hangisi? 0,80. Ya da şuradan bulalım. 0,80 fark etmez. Eksi artıya bakmadık. 0,80 bakın. Hangi derslerin kesişimi? Matematikle coğrafyanın. Ya da buradan bul. Coğrafya ile matematiğin. Yine aynı solu bakın. Coğrafya, matematik. Demek ki en yüksek ilişki matematik ile coğrafya dersleri arasındaymış. En düşük diyorsa sıfıra yakın olması lazım. Burada sıfıra en yakın sayı hangisi? Yine eksi artı olmasına bakmıyorsunuz. İşaret önemli değil. Sıfıra en yakın sayı 0,10. Hangi derslerin kesişimi 0,10? İngilizce ile tarih. Ya da şuradan bul fark etmez. Tarih, İngilizce. O zaman en düşük ilişkide arkadaşlar İngilizce ile tarih dersleri arasındadır. Tamam, bu şekilde yorumlamamız gerekiyor. Eğer soruda aynı yönlü farklı yönlü diye sorsaydım işaretine bakacaktık. Ama sormadığı zaman işaretine bakmıyoruz. Burada bir de şunu söyleyeyim size. Bunların lütfen gerçek hayattaki durumunu düşünmeyin. Mesela ben burada yazarken bazen fizikle matematik yazıyorum. Fizikle matematik arasındaki ilişkiyi çok düşük buluyorum. Burada mesela. Öğrenci diyor ki bazen hocam fizikle matematik ilişkili dersler değil mi? Hani birbiriyle alakalı değil mi diyor. Hayır, onu düşünmeyin arkadaşlar. Burada verdiği sayısal değer neyse onu düşünün. Lütfen kendi yorumunuzu katmayın. Yoksa
sıkıntı yaşayabiliriz. Evet, devam edeyim. Bir iki örnek daha sorayım buradan size. Devam edeyim. Peki, ikinci sorum şöyle. Bu sorunun cevabını merak ediyorum. Ne diyeceksiniz? Hangi iki ders birbiri yerine kullanılır ise daha çok hata yapılır. Evet, sorumuz bu arkadaşlar. Hangi iki ders birbirine kullanılırsa daha çok hata yapılır? Şimdi neleri birbirine kullanırsam daha çok hata yaparım? Bunu düşünmem lazım. Benzer şeyleri mi yoksa zıt durumları mı? Mesela tarih ve matematik arasındaki ilişki pozitif. Demek ki bu iki ders birbirine benziyor. Eğer birbirine benziyorsa ben bu dersleri birbirine kullansam da ya çok da hata olmaz, zaten benziyor birbirine. Neleri kullanırsam daha çok hata yaparım? Zıt şeyleri. Eğer soruda daha çok hata yapılır diyorsa arkadaşlar, korelasyon katsayısının -1'e en yakın olması lazım. Bak, sıfıra değil -1'e. -1'e en yakın olması gerekiyor. Çünkü -1'e doğru gittikçe ilişkinin gücü artar ama zıt yönde artar. Yani birbirinin tam tersi olmaya başlar. O zaman birbirinin tam tersi olan şeyleri birbiri yerine kullanabilir miyim? Ya da kullanırsam ne olur? Kullanırsam çok hata yapmış olurum. İşte bu gibi sorularda -1'e en yakını bulmamız lazım. -1'e en yakın coğrafya ile matematikti. -0,80. Coğrafya ve matematiği arkadaşlar birbiri yerine kullanırsanız daha fazla hata yaparsınız. En az hata diye sorsaydım, en az hata diye, o zaman da +1'e en yakını bulmamız gerekiyordu. +1'e en yakın hangisi burada? Hangisi? 0,74. Hangi dersler bunlar? İngilizce ile matematik. O zaman en az hata İngilizce ile matematik arasında olacaktır. Evet. Bu şekilde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Burada lütfen şunları da bilelim. Hani bunu bir soru olarak değil de bilgi olarak vereyim size. Şimdi şıklarda göreceksiniz. Bazen diyecek ki size, öğrencilerin en başarılı olduğu ders matematik dersidir. İşte en başarısız olduğu ders tarih dersidir gibi örnekler verecek. Buradaki sayısal değerler başarıyı göstermez. Bunlar başarı katsayısı değil. O yüzden öğrenciler hangi derste başarılı, hangi derste başarısız, buraya bakarak bunu bulamayız. Ya da mesela diyecek ki, coğrafya dersinde sınıf heterojen dağılmıştır. Ne bileyim ben, hani burası bize bunu göstermez ki arkadaşlar. Homojen mi dağılmış, heterojen mi dağılmış? Burada sadece aralarındaki ilişkiyi yorumlayabiliriz. Bir ders artarken ilişkinin gücü, diğer ders ne oluyor? Artıyor mu, azalıyor mu? Bunu yorumlayabiliriz. Hatta bir şunu söyleyebiliriz mesela. Tarih dersindeki başarı artarken matematik dersindeki başarının artması beklenir. E doğru. Çünkü artı olduğu için artması beklenir, aynı yönlü olduğu için. Ya da coğrafyada başarı artarken matematikteki başarının azalması beklenir. E doğru. Ama beklenir, hani yine kesin konuşmuyoruz. Bu şekilde yorumlamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, korelasyon bu şekildeydi. Şöyle bir toparlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.